Merhaba sayın seyirciler. Bir Ramazan programında yeniden beraberiz Allah'a şükür. Bugünkü konuğum Hasan Onat Hocam. Hasan Onat Hocam, İslam mezhepleri tarihinde Ankara İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi. Kendisi bugünkü birçok mezhepler tarihi hocasının hocası. Onunla beraber inşallah onun ana konusu olan mezhepleri konuşacağız. Hasan Onat Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocam, yani başlığı şöyle attık başlangıçtan. İslam'ın ortak paydası ve bunun yanında mezhepleri de İslam'ın ortak paydasıyla beraber konuşalım dedik. Başlık bu. Bu konuda siz bir giriş yapın. Zaten sizin ana konunuz İslam'ın ortak paydası nedir? Mezhepler bu İslam ortak paydasından ayrılmaya sebebiyet verebilir mi? Yoksa İslam'ın ortak paydası bir mezhepte olmak mıdır? Nasıl anlayacağız bu mezhep İslam ortak paydası ilişkisini? Evet, ben İslam ortak paydası ifadesini kullandığım zaman ilk aklıma gelen Kur'an'daki şecere-i tayyibe benzetmesi oluyor. Bu harika bir metafor. Diyor ki Cenab-ı Hak, güzel bir ağaç, kökleri sağlam, gövdesi muhkem, dalları göğe doğru yükselmiş ve her daim meyve veren bir ağaç gibidir. Şimdi bunun üzerinden ben İslam ortak paydasını anlamaya çalışıyorum. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sağlığında herhangi bir mezhep var mıydı? Cemaat var mıydı? Tarikat var mıydı? Yoktu. Ne vardı Peygamberimizin sağlığında? Müslüman vardı. İşte o zaman, o zamanki koşullarda bir insanı Müslüman yapan neyse İslam ortak paydasını bunun üzerinden konuşmamız gerekecek. Hatta somutlaştıralım. Mesela Hazreti Peygamber'i öldürmeye giden Ömer bin el-Hattab, Peygamberin huzuruna putperest Ömer olarak girdi. Oradan Müslüman Ömer olarak çıktı. Ne değişti? Kılık kıyafeti mi değişti? Saçı sakalı mı değişti? Temel İslam ortak paydasını anlamış oluruz. Temel İslam ortak paydası, iman esasları dediğimizde bunu Kur'an açıkça belirtir. Nedir bunlar? Tevhid, ahiret ve nübüvvettir. Ne demektir bu? Bir insan kim olursa olsun, hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi tarikattan, hangi etnik gruptan olursa olsun, her konuda belirtilen bu temel iman esaslarına iman ediyorsa o insan Müslümandır ve İslam dairesi içerisindedir. Bunun da belirleyicisi tevhiddir. Tevhid varsa ahiret ve nübüvvet vardır. İşte imandaki ortak payda, İslam ortak paydası budur. Ama bunun bir bilgi temeli vardır. Peki bu ortak paydanın üzerine oturduğu unsurlar, yani bu iman esasları esas itibariyle bilgi olarak nedir, nerede çıkar karşımıza? Bir, bunlar insanın fıtratında vardır. Her insan fıtri olarak Allah'ın var ve bir olduğuna iman eder. Her insan düşündüğü zaman ahiretin var olduğuna, olması gerektiğine zihinsel olarak ulaşabilir. Her insan Allah-insan ilişkisinin sağlıklı yürümesi konusunda Cenab-ı Hakk'ın insana lütfu olan vahye ihtiyaç duyduğunu bilir. O zaman bu söylediklerimiz İslam ortak paydasının bilgi boyutunda karşımıza Kur'an'ı çıkartmaktadır. Bunun altını çiziyorum. Kur'an-ı Kerim İslam açısından belirleyici tek bilgi kaynağıdır. Hemen yanında biraz sonra söyleyeceğim ortak payda unsurunda akıl olacaktır. Hocam, niye tek bilgi kaynağıdır? Geçmeden şu, ben de birkaç şey söylemek istiyordum da hocam, onu akla geçmeden. Ben de çünkü önemli bir husus gördüğüm var söylediklerinizden. İslam aleminde yaygın olan şeylerden birisi tekfircilik. Yani karşısındakini kafir ilan etmek, İslam dışı ilan etmek. Tam aslında sizin demin dediğiniz hususlar üzerinde ben de olaya şöyle bakıyorum. Bu ortak paydayı kabul eden hiç kimsenin kafir olduğu söylenemez. Elbette ki yanlış yorumlar olabilir. Biz Allah'ın vahyi Kur'an, aman Allah'ın vahyini yanlış anlamış olabiliriz. Dinle ilgili yanlış anlayışımız olabilir, başkalarının da olabilir. Niye? Çünkü bize vahiy gelmiyor. Biz vahyi anlamakta, Allah'ın dinini anlamakta bir eksikliklerimiz olabilir başkalarının. Ama bu da bir insanın kafir olduğunu, İslam dışı olduğunu söylemeye sebebiyet vermemeli. Ben de birçok kimseyle televizyon programlarında tartışmaktan çekinmemiş bir kimseyim. Birçok ateistle tartıştığım gibi, herhalde Türkiye tarihinde ateistlerle en çok tartışan kişiyim televizyonda. İslam içindeki birçok farklı düşündüğüm kimseyle de tartıştım. Ama hiçbirinin hiçbir zaman için kafir olduğunu söylemek gibi bir şey yapmadım. Yani bunu siz söylüyorsanız işte kafirsiniz, İslam dışısınız demedim. Bu söylediğiniz İslam dışıdır dedim. Söylediğinin İslam'la alakası yok. Bu söylediğiniz din İslam dini değildir dedim.
Ama kendisinin şahsın bizatihi kafir olduğunu söylemeye gitmedim. Burada da hocam sizin söylediğiniz gibi o temel direkleri İslam'ın, yani tevhid, nübüvvet ve ahiretin inkarı söz konusu olmadıkça bir kimsenin Müslüman olmadığını söylenemeyeceğini düşünenlerdenim. Onu da biraz da şöyle de ayrıca ifade ediyorum dediklerinizin yanında. Eğer ki bir inancın aksini düşündüğünüzde, artık kendinizi Müslüman düşünmüyorsanız, o İslam'ın temel inancıdır. Nedir? Yani diyelim tevhid. Yani Allah'ın varlığına, birliğine inanmayı tevhidle beraber görüyorum. Yani siz bir an Allah'ın yok olduğunu kabul etseniz veya Allah'ı birçok tanrıdan bir tanrı görseniz, artık kendinizi Müslüman olarak düşünemezsiniz. İslam'la alakanız kalmamıştır. Veya nübüvvet. Hazreti Muhammed'in Allah'ın gönderdiği bir elçi olduğunu, Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği kitap olduğunu kabul etmediğinizi düşündüğünüz an artık kendinizi Müslüman olarak kabul edemezsiniz. Veyahut da ahiret. Yani öldükten sonra sorgu var. İnsanların yaptıkları iyilik ve kötülüklere göre ahiretteki yerleri belirlenecek şeklindeki İslam'ın ahiret inancını kabul etmeseniz diyor, artık kendinizi Müslüman olarak düşünemezsiniz. Yani temel inançların aksini düşündüğünüzde artık kendinizi Müslüman düşünemeyeceğimiz inançlar. Ama bunun dışında İslam için tartışma konuları var. İşte ayak yıkanır mı, meshedilir mi? Şimdi meshedildiği düşünüyorsak, karşı tarafın doğru olduğu bir an düşün. İslam olmanda bir şey değişmez, yine Müslümanlığa devam edersin. Veyahut da bazı kelam tartışmaları da, Allah'ın sıfatları aynı mıdır, gayrı mıdır şeklindeki tartışmalarda, o farklı görüşü de bir an için kabul etseniz yine demek ki öylesi doğruymuş diye yine kendinizi Müslüman olarak devam ettirirsiniz. Yani karşı tarafı görüşününle göre kendinizi değiştirdiğinizde veya karşı taraf sizin görüşünüze göre kendini Müslüman olmasını değiştirmeden değiştirebiliyorsa, bu İslam'ın temel bir inancı değildir. O zaman buradaki ayrılıklarda bence tekfir kullanılmamalıdır. Ama sizin diğer demin söylediğiniz üç temel direk, tevhid, nübüvvet ve ahiret konusunda bir insan farklı bir şey söylüyorsa, tamam, o zaman da onun artık Müslüman olduğu düşünemez. Yani Allah'ın yanında falanca bir tanrıya da ben inanıyorum diyorsa veyahut da ahiret diye bir şey yok, bütün sevap, günah bu dünyada diyorsa artık onun Müslüman olduğu elbette ki düşünülemez. Yani tekfir konusunda bence söyledikleriniz de burada hocam. Mümkün olduğunca tekfircilikten kaçınmak, yanlış tekfir uygulamaları, farklı mezhepten diye insanları tekfir etmekten kurtulmak için de demin söylediklerinizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, çok doğru bir katkı oldu. Yerinde bir katkı oldu. Zaten sözün devamında ortaya çıkacak olan sonuç buydu. Bu iman esasları bir insanın İslam dairesi içinde olup olmadığını belirler. Burada sözü dağıtmadan hemen şunu ifade edeyim. Klasik İslam ulemasının bu konuda yaklaşımı fevkalade güzeldir. Bunlardan birisi mesela ehli sünnetle ilgili ehli kıble tekfir edilmez ifadesi vardır. Harika bir ifadedir. Bir başkası mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bu noktadaki yaklaşımı oldukça mühim. Mesela amel iman ayrımından dolayı insanların birbirlerini tekfir etmesi, namaz kılmayan kafirdir gibi yaklaşımlar vardır. Bu fıkıh kitaplarında da vardır. Mesela Ebu Hanife'nin duruşu çok nettir burada. Der ki bir kimse mümin olduğu için namaz kılar. Namaz kıldığı için mümin değildir. Bu oldukça önemli. Hatta ben burada biraz yani çok fazla zihnimde böyle sıcak bilgi olduğu için hemen atıf da yapmak ihtiyacı hissediyorum. Maturidi'nin bu noktada söylediği ufuk açıcıdır. Diyor ki imanın yeri öyle bir yerdir ki oraya dışarıdan hiçbir müdahale olmaz. Bunun açık anlamı nedir? İman bireysel bir hadisedir. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın var ve bir olduğuna inanır ya da inanmaz. Bunu Kur'an'da açıkça ne diyor, söylüyor? Dileyen inanır, dileyen inkar eder. Ama inanıyorsanız da delillere dayalı inanın, inkar ediyorsanız da delillere dayalı olun. Çünkü delillerin peşinde, kanıtların peşinde giderseniz yanlış yaptığınız zaman doğruyu fark etme imkanınız olur. Burası çok önemli. Hatta şunu da burada ifade edeyim. Kur'an bize diyor ki imanınız size ne kötü şeyi emrediyor. İşte bu Kur'an'ın uyarısı tam da tekfirle alakalıdır. Yani siz eğer bir başkasının imanını sorguluyorsanız bu haşa Cenab-ı Hakk'a din öğretmek gibi bir şeydir. Çünkü iman tamamen bireyseldir. Bir insan ben Müslümanım diyorsa o insan Müslümandır, İslam dairesi içerisindedir. Burada tartışılacak bir şey yok. Kimse
bir başkasının Müslüman olup olmadığını sorgulama hakkına sahip değildir. Yani bu herkes Cenab-ı Hakk'ın bileceği kendi iştir. Fikrini özgürce savunmalı. Elbette ki karşı fikri İslam'a aykırı buluyorsa, İslam'a zararlı buluyorsa bunu da söylemek hakkı. Yani ben şahsen ve siz Hasan Hocam biliyoruz İslam'a zararlı bulduğumuz birçok fikri söylüyoruz karşı tarafı. Ama siz de ben de yani bunu ben sizi de takip ettiğim için söyleyebilirim. Hiçbir zaman karşı tarafı tekfir ederek, kafir olduğunu söyleyerek bunu yapmıyoruz. Bu görüş İslam'a aykırıdır, İslam'la alakası yoktur diyerek bunu yapmaya çalışıyoruz. Karşı tarafta bizim hatalı olduğumuzu düşünüyorsa yine bunu yapması lazım. Ama sonuçta herkesi değerlendirecek olan Allah'tır. Yani falanca cennetliktir, cehennemliktir, yok bu kafirdir, değildir şeklinde söylemek Müslümanlığım diyene karşı hiç kimsenin işi değil. Çok doğru. Zaten bak burada klasik İslam ulemasının yaklaşımı çok önemli. Diyor ki tevil varsa, yorum varsa tekfir olmaz. Çok güzel bir ifade çok, hocam. Bunu doğru. Biraz açar mısınız çok hocam güzel. Seyircilerimiz yani, için? Biraz açalım o zaman. Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği vahiy insan aklıyla buluştuğu andan itibaren ortaya çıkan her türlü anlama biçimi beşeri anlama biçimidir. Evet. Bu tevildir, yorumdur. Ve dolayısıyla eğer Kur'an'ı inkar söz konusu olmadıkça tevili, yorumu kabul etmemek, o yorumun yanlış olduğunu söylemek tekfiri gerektirmez, tekfir değildir. Tam tersi eğer farklı anlayışlar varsa hepimiz hata yapabiliriz. Anlamaya çalışıyoruz. Ama adaletle anlarsak daha az hata yaparız. Dolayısıyla ben bir hata yaptığım zaman Caner Hoca bana diyecek ki Hasan Hoca şu konudaki görüşün şu delillere dayalı olarak pek de isabetli değil. Bunu bir kez daha gözden geçirsen bakarım. Eğer hakikaten görüşüm yanlışsa Caner Hoca'ya kocaman bir teşekkür ederim. Çünkü hiçbir Müslüman yanlışların hamallığını yapacak kadar hamakat içinde yani ahmak olmamalıdır. Bu çok önemli. Onun için işte tekvir var, tevil varsa, yorum varsa tekfir olmaz. Niye? İnsan zaten hata yapabilir. Hepimiz hata yapabiliriz. Ben meseleye bir açıdan bakarım. Siz başka bir açıdan bakarsınız. Ben sizin görüşlerinizden istifade eder, kendi düşüncemi bir adım ileri taşırım. Bu şu söylediğim insanın varlık yapısıyla alakalıdır. Niye? Çünkü anlama dediğimiz hadise derece derecedir. Eğer samimiyet, güvenilir bilgiyle anlamaya çalışıyorsak adım adım yürürüz. Evet hocam. Hocam sizin bu konuda bir kitabınız da var. İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği diye. Yani yanınızda mı kitap, onu bir gösterebilir miyiz? Yani onun hakkında evet, da birkaç şey söyleyelim istiyorum. Yani çünkü bu konunun Türkiye'deki en önemli uzmanlarından birisiniz. Şu anda internetten de satışı var herhalde izleyenler için. Hocam bu kitapta neler anlattınız? Bu dediklerinize ilave başka bir başlıklar var mı? Mezheplerin stratejik boyutu ve mezhep çatışması. Yani mezheplerin nasıl Müslümanları birbirine düşürdüğünü, tekfir mekanizmasının nasıl kötü işlediğini gördüm. Ve kitabın son bölümü büyük ölçüde güncel olaylar Orta Doğu'da, Orta Doğu coğrafyasındaki fiili mezhep çatışmasını, bunu bu doğrultuda ortak paydayı esas alarak irdeledim ve mezhep çatışmasının önlenebileceği kanaatımı okuyucularla paylaştım. Hocam, hatta şöyle bir sonuç cümlem vardı. Yok, birkaç da Kur'an ayeti okumak istiyorum. Yani Kur'an aslında böyle insanların bölünüp parçalanmasının olumsuz olduğunu söyleyen ifadeler var. Mesela Ali İmran suresi 103. ayet. Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanıydınız, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı. Diyor, ayet devam ediyor. Enam suresi 159. ayet, dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Evet, çok önemli, çok ciddi bir uyarı bu. Rum suresi 32. ayet, onlar ki dinlerini parçalanıp hizipler haline girdiler, her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür. Bir tane daha Küllü ayet okuyayım. Küllü hizbin bimâledeyhim feryuhun. Evet. Şura suresi 14. ayet, kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki kıskançlık ve azgınlık yüzünden fırkalara bölündüler. Yani fırkaların altında bazı böyle şahsi çekişmeler, kıskançlıklar gibi unsurların da olduğunu söylüyor. Yani baktığımızda hocam, yani İslam'ın ideali aslında bölünmek değil, yani birleşmek.
bazı diyelim ki bölünmeler var. Bunları bir anda gidermemiz mümkün olmasa da en azından herhalde şunu yapmamız gerekti diyebilir miyiz? Yani Müslümanların bütünleşmesi esas. Yani bölünmeyi bir ideal, ayrılmayı bir ideal olarak göstermek, baştan bir idealin ne olduğunu göstermekle ilgili de bir yanlış içinde barındırıyor. Tamam, biz ayrılıkları gideremeyecek olsak da ki gider, en azından ayrılıkları gidermenin ideal bir durum olduğunu kabul etmemiz gerekmez mi en azından? Şimdi aslında sadece Kur'an değil, Hazreti Peygamber'in hayatına bakın. O da insanları birlik beraberliğe çağırır. Ama burada şöyle bir şey var. Zaten benim bu İslam Ortak Faydası kitabını yazma gerekçem de tam da bu işte. Hocam, peygamberimizin yani niye Dırar Mescidi'ni yıkmasını da bu şekilde değerlendiremez. Müslümanları bölmek için mescit yapıyorlar. Ve o mescit, evet, bir zarar verme bence mescidi, işte Dırar Mescidi olarak ifade ediliyor. Yani yerinde bir örnek bence. Çünkü ne var burada? Artık dinin ibadet boyutunda, ibadet benim camim, benim mescidim gibi dini tekeline alma var. Bu bir takım mezheplerin ileriye yönelik düşünürseniz dinleşmesi, kendini dinin yerine koyması gibi bir anlayışın ürünüdür. O yüzden de Hazreti Peygamber'in uyarıları Kur'an'ın uyarılarıyla bütünlük arz ediyor. Diyor ki parçalanmayın, bölünmeyin. Ama şimdi burada problemimiz şu: önce mezhebin yerini bir görelim. Mezhepler bugün var mıdır? Vardır. Fıkhi mezhepler vardır. İtikadi nitelik taşıyan, kelami nitelik taşıyan mezhepler vardır. İsimleri de vardır. Hatta bir belki biraz sonra vaktimiz olursa şeyi konuşmak isterim. Bu dört hak mezhep kavramı aslında Müslümanları bölen, parçalayan bir anlayışı ifade ediyor. Farkında olmadan. Şimdi bunları yan yana getirdiğinizde şu anda en vahim durum nedir? Mezhepler vardır ve Orta Doğu coğrafyasında Müslümanlar birbirleriyle olan iktidar savaşlarını mezhep farklılıkları üzerinden zaman zaman meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Hatta mezhep farklılıkları biraz önce konuştuğumuz tekfir mekanizmasının işletilmesinde kullanılmaktadır. Bunun önüne geçmek mümkün mü? Bunun önüne şöyle geçmek mümkün işte. Eğer İslam ortak faydası bilinci zihnimizde azıcık gelişirse, bir insanın Müslüman olması için herhangi bir mezhebe, meşrebe, tarikata bağlı olmanın gerekmediğini bilebilirsek, işte o zaman mezhep farklılıklarından dolayı kimsenin tekfir edilemeyeceğini doğru anlamış oluruz. Burası çok mühim bir nokta. Hani siz dediniz ya, ideal olan birliğin, bütünlüğün öne çıkması değil mi? Elbette ideal olan bu. Çünkü Cenab-ı Hak bizi ona, birlik beraberliğe çağırıyor. Siz ayeti, mealini verdiniz. Oysa biz şu anda yine camileri bile, mezhepler, hatta bazı gruplar, tarikatlar bile İslam aleminin birçok noktasında, bunu Türkiye ile alakalı konuşuyorum zannedilmesin, yani böyle falanca tarikat, falanca grubun ayrı camisi var, öbürünün ayrı camisi var şeklinde ayrılıklara varacak şekilde bile ayrılıklar olmakta. Var. Var. Bunu vazgeçtim mezhebi, yani tarikatın bile, bir grubun bile adeta dinselleştirildiği, kendileri dışında herkesin tekfir edildiği İslam aleminde birçok örnek biliyoruz. Yani kendisini mesela falancanın ordusu, Mehdi'nin ordusu veyahut da işte hak mezhep, hak tarikat, hak bir şey, geri kalan herkesi ise küfrün ordusu kendisine karşı olanları ilan eden birçok grup İslam alemi gördü. Evet, var ve bundan sonra da çıkacak onlar. Çünkü sebep ne? Hani daha önce bir sohbetimizde dile getirmiştik ya, imanın akılla bağı koparsa mezhep, cemaat, tarikat dinin yerini alabilir. Evet. En kritik yerlerden birisi burası işte. Yani kastettiğimiz ne? Bir insanın Müslüman olması için illa bir tarikata, mezhebe, cemaate bağlı olması gerekmez dedik. Bunu hemen temellendirelim. İman esasları içinde bir mezhep var mı? İman esasları içerisinde mezhep olmadığı gibi Cenab-ı Hak tam tersi, siz onu çok güzel orayı hatırlattınız bana, diyor ki dinlerini parça parça yapanlar gibi olmayın. Her hizip, her topluluk, her mezhep, her cemaat, her tarikat kendi sahip olduğuyla övünür. Yani kendi anlayışının tek doğru anlayış olduğu riski var burada. Cenab-ı Hak 14 asır öncesinden bizi uyarmış. O zaman nedir mesele? Hazreti Peygamber'in sağlığında mezhep yoksa, Kur'an herhangi bir mezhepten söz etmediyse, bu mezhepler nedir o zaman? Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkan din anlayışındaki farklılıklar üzerinden oluşan, altını çizelim,
kurumsal yapılar, yani beşeri hocam, bir şey burada oluşumlardır. Sorabilir miyim? Sizin genelde diyelim din anlayışı üzerinden farklılıklar var dediğiniz gibi. Fakat öncelikle siyasi ayrılıklar üzerinden bölünmeyi mi bu din üzerinden ayrılıklar takip etti? Yoksa fikir üzerinden dini konudaki fikir ayrılıkları mı siyasi ayrılıklar takip etti? Yoksa siyasi ayrılıklar üzerinden gruplaşmış olanlar zamanla farklı dini konuda anlayışlar da kendi içinde ayrı gruplar olarak mı geliştirdiler? Evet. Burada aslında var olan, ağırlıklı olanı söyleyeyim. Önce siyasi oluşumlar ortaya çıkıyor. Siyasi oluşumlar, siyasi görüş ayrılıkları dinle kendilerine meşruiyet bulmaya başladıkları andan itibaren o siyasi ayrılıklar dini kendi meşruiyetleri için kullanmaya başlıyorlar. Şimdi bunun örneklerini çok fazla görebiliriz. Bu çerçevede mezheplerin ayrılmasına yol açan hadiselere bakalım. İlk ortaya çıkan mezhep hariciliktir. Haricilik nasıl ortaya çıktı? Hazreti Ali'nin sağlığında Sıffin Savaşı. Sıffin Savaşı'nda bir grup Hazreti Ali'yi savaşı bırakmaya zorladı. Peki Sıffin Savaşı nasıl bir savaştı? Sıffin Savaşı iki grup arasındaki bir savaş. Bir tarafta Muaviye var, bir tarafta Hazreti Ali var ve bu savaş siyasi bir savaştır. Kim ne derse desin. Doğrudan siyasi bir savaştır çünkü Hazreti Ali meşru bir halifedir. Muaviye'nin de gözü halifeliktedir. Niye bu cümleyi kuruyorum? Çünkü Hazreti Osman öldürüldüğü zaman Muaviye'nin başlattığı bir kampanya vardır orada. Şam Ümeyye Camii'nde der ki Osman bin Affan'ı Ali bin Ebi Talip öldürmüştür. Ben Osman bin Affan'ın kanını talep ediyorum. İşte bu Muaviye'yi siyasete götüren başlangıç noktasıdır. Muaviye'yi iktidara taşıyan kaldıraç budur işte. O yüzden hatta daha öncesine gider. Mesela Cemal Savaşı da sahabenin birbiriyle savaştığı siyasi bir savaştır. Bir tarafta Hazreti Osman halifedir, bir tarafta onu devirmek isteyenlerin içinde yer aldığı bir savaştır. Düzeltiyorum. Cemal Savaşı, Hazreti Osman'ın öldürülmesi siyasi bir olaydır. Onun öldürülmesinden sonraki Cemal Savaşı da siyasi bir savaştır. Ne var işin içinde? İlginçtir. Peygamberimizin eşi Ayşe var ve karşı tarafta da Peygamberimizin damadı Ali bin Ebi Talip var. İşte bu siyasi olaylar hangi tür problemleri gündeme taşıdı? Bir, büyük günah meselesi. Müslüman Müslümanı öldürdü. Ölenin durumu ne? Öldürenin durumu ne? İki, amel iman meselesi. Yani aslında namaz, bir kılma, dini kaygı dışında bir siyasi ayrı fikirlerden dolayı tartışmalar çıktı. Bunları dini ayrılıklar takip etti. Yoksa dini fikir ayrılıklarından sonuçta ihtilaflar çıkmadı. Dini görüş ayrılıkları bunu dinin takip yerine etti. Konulmadığı, dinin yerine konulmadığı sürece savaşa yol açmaz. Evet. Ama görüş ayrılıkları dinleşirse, iktidar talebiyle bütünleşirse savaş kaçınılmaz olur. Yani dolayısıyla mezheplerin ortaya çıkışında siyasi sebepler başat belirleyicidir. Onun dışında ekonomik sebepler vardır, hızlı sosyokültürel değişim vardır, İslam'ın farklı bölgelere yayılması vardır. Ama belirleyici olan odur. Özünde de ne vardır? Siyaset, içtimai yapılardaki farklılaşma yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu fikirler zamanla kurumsallaşıyor ve karşımıza mezhep çıkıyor. Zaten şunu netleştirmek isterim. Bu bugüne de verilecek içinde çok büyük mesajı vardır. Din ve siyasetin dili özdeşleşirse orada artık siyasi ideolojiler dinleşmeye başlar. Bu çok evet. Tehlikeli bir noktadır. Geçmişte de böyledir. Bu şu anda İslam coğrafyasında yaşanan sorunların çoğunun kaynağında da bu vardır. Din ve siyaset dili örtüşür ve siyaset kendini meşrulaştırmak için acımasızca kendi tabanını konsolide etmek için dini kullanırsa siyasal ideolojiler önce mezhepleşmeye sonra dinleşmeye doğru gidebilir. Yani bu hakikaten önemli bir nokta. Geçmişte evet. De böyle oldu. Bir de hocam buradaki seyircilerimize bilim yani Hasan Onat hocamız sadece Türkiye üzerine gözlemler yapan değil yani İslam aleminin deki farklı mezhepleri, farklı grupları takip eden yani İslam alemi hakkında bilgili olan bütün bu söylediklerini İslam alemini gözlemleyerek söyleyen biri yani sevdiğim bir abim, bir dostum olduğu için bunu bilerek söylüyorum. Bunu
göz önünde olun. Yoksa sadece bir Orta Doğu coğrafyasını değil, Pakistan'ı, Hindistan'ı, Endonezya'yı, asıl İslam aleminin kalabalık kısmının olduğu alanları çok bilerek hocamız bu örnekleri veriyor. Ben hocamızı tanıdığım için bunu söylüyorum. Yok çünkü bizim İslam alemi deyince ne yazık ki şöyle bir yanılgı var. İslam aleminin %20'si Orta Doğu'da. Evet, burada çok büyük sorunlar var. Irak'ta, Suriye'de. Bizimkiler bazen bu örnekleri sizin sadece buralardaki birkaç devleti gözlemleyerek verdiğinizi düşünüyor olabilirler. Hayır. Oysa yani yüzde çok daha büyük bir yüzdesi, %80'i Orta Doğu'nun dışında İslam aleminin. Önemli bir kısmı dediğim gibi işte Uzak Doğu'da, Endonezya en kalabalık İslam ülkesi. Ondan sonra Bangladeş, Pakistan, Hindistan'da çok geniş bir kitle var. Bütün bunlarda aslında hocamın söylediği siyaset-din ilişkisiyle ilgili benzer sorunlar var. Tarikatlaşma, mezhepleşme, birbirini ötekileştirme ve tekfirleşmeyle ilgili sorunlar orada çok yaygın. Hatta işin belki buralardan daha da kötü, yani buradan kalsın bizim ülkemizden, çok daha uç bir boyutta birçok ülkede bu tekfirleşme kullanılıyor. Burayı bir örneklendireyim Caner Hoca. Çok güzel açtın çünkü şu anda Pakistan'da fiilen Şii-Sünni mezhep çatışması vardır. Fay hatları aktiftir. Şu anda mesela Pakistan'da bir başka çatışma hattı daha vardır. Mirza Gulam Ahmed'in görüşleri etrafında ortaya çıkan Ahmediye, Kadiyanilik vardır. 1974 yılında Pakistan parlamentosu Kadiyanileri İslam dışı ilan etmiştir. Bakın orada da hala çatışma vardır. Şu anda Endonezya'da Şii-Sünni mezhep çatışması vardır. Gerçekten de Afrika'nın bazı yerlerinde Şii-Sünni mezhep çatışması vardır. Onun için işte İslam ortak paydası bilinci gelişmezse ve bu noktada iktidar kavgası kendisinin meşruiyetini herhangi bir mezhebe dayanarak sağlamaya kalkışırsa çatışma kaçınılmaz hale geliyor. Bunu da görelim. Hatta bir somut örnek daha vereyim. Mesela şu anda Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor. Her dakika onlarca, yüzlerce çocuk hayatını kaybediyor. Sebep bir yandan İran, bir yandan Suudi Arabistan, iki ahlaksız devletin oradaki insanlara gıda yardımının, tıbbi yardımın bile ulaşmasını engellemesi. Orada bir nüfus kavgası, iktidar kavgası var ve mezhep sosuyla insanlara tutturulan bir çatışma var orada. Evet. Şunu da belirteyim. Tabii bu Şiilikle ilgili konular geçmişken hocamız aşağı yukarı büyük mezheplerden çalışmadığı, üzerine yazı yazmadığı, tez yaptırmadığı hiçbir mezhep yoktur. Yani diye çok rahatlıkla söyleyebilirim Hasan hocama. Ama hocamın kitaplarından birini hatırlayalım. Mesela demin Şiilik geçti. Bu mesela hemen Muaviye döneminden sonra, zaten Muaviye ile başlıyor. Muaviye döneminden sonra diyorum. Hazreti Ali döneminden hemen sonra, 4 halife dönemindeki, yani ilk 30 yıldan sonra başlayan 90 yıllık bir Emevi dönemi var. Hocamın bu dönemdeki Şii hareketleriyle ilgili ve bunların işte siyasetle ilgili, fikir ayrılıkları ilgili yazdığı bir kitap var. Hocam o kitapla ilgili de bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tam bu bahsettiğiniz konularla ilişkili. Yani hocam, şimdi Hasan hocamın özelliği hep bu mezheplerin kökenini iyi bilir. Çıkışını, tartışmaların kökenini ilk dönemden itibaren iyi çalışmıştır. Hem de günümüzdeki devam eden tartışmalarını bilir. Yani bundan 1200 yıl önce, 1300 yıl önceki bunların ilk çıkışı, ilk nasıl bunlar bir araya geldiler, nasıl birbirine karşıt gruplar oldular, nasıl birbirlerini tekfir ettileri bilir. Hem de bugün nasıl oluyor bunlar birbirine, bugün tekfir ediyorlar mı, etmiyorlar mı, birbirlerini nasıl tanımlıyorlar çalışır. Ama bu daha çok bu tartışmanın Şiilik-Sünnilik ayrılımlarının bir yerde kökeniyle alakalı bir tartışma herhalde yazdığınız kitap hocam. Evet, bu çalışma, şöyle göstermiş olayım. Biraz daha yaklaştırırsanız arkadaşlar onu. Evet. Bu benim doktora tezim. Emeviler Devri, Şii Hareketleri. Ulaşılabilen bir kitap inşallah. Var. Endülüs Yayınları'ndan çıktı. Sizin doktora teziniz yani. Olduğunu bilmiyordum hocam. Bu doktora teziniz demek. Evet. Bu benim doktora tezim. Evet. Yani 1986'da tamamladığım bir çalışmadır bu. Şimdi Caner Hoca, mesele şu. Hocam ben de şunu da merak ediyorum bununla beraber. Yani Emeviler dönemi tamam, birçok sorunun kökeninin atıldığı dönem Emeviler. Hatta yani 4 halife dönemi, Hazreti Osman'la Hazreti Ali döneminde bu çok kökeni atılmış ama her şeye rağmen tam mezhepsel ayrılıklar Abbasiler döneminde olmuş. Yani Emeviler döneminde de böyle tam bir bugünkü anlamda bir mezhepsel ayrılıklar yok gördüğümüz kadarıyla hocam.
Ama yani asıl bunların kökeninin Emeviler döneminde atılması nasıl olmuş? Oraya girelim yine de. Çünkü nihai erdirilmesi en azından Abbasilerde olmuş gözüküyor. Mezheplerin büyük mezhepler dediğimiz haricilik, şiilik, mürciye, mutezile bunlar ilk ortaya çıkan mezheplerdir. Bunların kurumsallaşması Hicri 2. asırdır. Emevilerin sonu Abbasilerin ilk asrıdır. O zaman dilimindedir. Ama bu mezheplerin nüveleri 1. asrın sonlarında oluşmaya, Emeviler devrindeki o kaos ortamı bu mezheplerin çekirdeklerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Şimdi burada mesela haricilikten söz etmiştim biraz önce. Hariciliğin nasıl ortaya çıktığını anlayabilirsek diğer mezhepleri de anlamamız kolaylaşır. Ama önce şunu görelim. Dört halife döneminde hiçbir mezhep yoktur. Yani ne Hazreti Ali Şii'dir ne Hazreti Ebu Bekir Sünni'dir. Böyle bir şey yok. Ne demektir bu? Şiilik de Sünnilik de dört halife döneminde olmadığı gibi Kerbela olayı olduğu zaman da ne Hazreti Hüseyin'i öldürenler Sünni'dir, ne Hazreti Hüseyin öldü diye yas tutanlar Şii'dir. Aslında Kerbela bu çok önemli. Bugün için bu ayrılıklarda evet. Bunun bilinmesi çok önemli hocam. Evet. Yani şimdi şu anda İslam coğrafyasını bekleyen en ciddi çatışma Şii-Sünni mezhep çatışmasıdır. Bu risk çok yüksek. Ama bu riski işte kullananlar Kerbela üzerinden. Hatta ben bir iki konferansımda mesela İran'da yıllar önce orada bir uluslararası sempozyuma gitmiştim. Hazreti Hüseyin'i öldürenler Sünni değil dedim. İnsanlar ayağa kalktı. Ne demek dediler? Hazreti Hüseyin'i öldüren, şehit edenler Sünni değil. Dedim ki yahu o zamanlar Şiilik diye bir şey yok. Üstelik çok ilginç bir noktadır. Hazreti Hüseyin'i Küfe'ye çağıranlar Küfeli Araplar, Hüseyin'in öldürülmesine seyirci kalanlar Küfeli Araplar, öldürenler Küfeli Araplar, öldürdükten sonra yas tutanlar Küfeli Araplar. Bu çok enteresan bir şeydir. Hatta şöyle bir gerçekliği de hemen bu vesileyle söyleyeyim. Yani bugün Kerbela'nın acısını en çok yaşayan da Türklerdir. Halbuki Kerbela olayı olduğunda Türkler henüz Müslüman olmamışlardı. Yani İslam'la tanışmamışlardı. Ama şu anda Kerbela'nın acısını mevcut halde en çok yaşayan onlardır. Çok ilginç bir nokta bu. Yani bunu ayrıca bir belki konuşmak lazım hocam, bu noktayı. Açılmışken birkaç cümle söyleyin. Nasıl Türklerdir? Neyi kastediyorsanız hazır açılmışken onu merak edenler olur söylediğiniz. Yani bir Türklerin Müslümanlaşma süreci zaten Talas Savaşı'ndan sonradır. Hicri 2. asra kayar. 1. asırda henüz öyle bir şey yok. Kerbela olayında Türkler taraf değil. Müslüman olmamışlar henüz. Ama şu anda bakın mesela çok ilginç bir tespitimi paylaşayım. Bizim tarihimizde ilginç savaşlardan birisi Çaldıran Savaşı'dır. Çaldıran Savaşı iki Türk devletinin iktidar kavgasıdır. Bir tarafta Osmanlı vardır, kurumsal yapısını tamamlamış. Karşı tarafta Akkoyunlu, Karakoyunlu enkazı üzerinde Erdebil Tekkesi'nin devlete dönüşme sürecinde ortaya çıkan, filizlenen bir Safevi devleti vardır. Aslında bu kavga iki Türk devletinin kavgasıdır, iktidar kavgasıdır. Siyasi ama çok hazindir. Siyasi kavgadır ama çok hazindir. Çaldıran Savaşı'ndaki mağlup olan Safevilerin, o zamanki adını kullanalım, Kızılbaşların yaşadığı travma Kerbela üzerine inşa edilmiştir. Bugün mesela Kerbela bu bağlamda çok şeydir. İran'da da Şiiliği diri tutan İran'daki Türklerdir. Azeri asıllı olan İran'daki Türklerdir. Yani Şiiliği diri tuttukları gibi Kerbela'yı en ciddi yaşatanlar onlardır. Yani bizim milletin şöyle bir özelliği var. Yani tüm acılara kayıtsız kalmama gibi bir özellik Türklerin genetik yapısında vardır. Kerbela'yı da adeta o acıyı kendileri yaşamış gibi içselleştirmişlerdir. Ama bu acılarla Kerbela bu açıdan bir seçilmiş travmadır. Seçilmiş travmalarla mutlaka yüzleşmek gerekir. Yani acılar doğrudur ama bununla yüzleşilmesi lazım. Eğer Hazreti Hüseyin'in hunharca niçin şehit edildiğini, insanların onun öldürülmesine niçin göz yumduğunu anlayamazsak, İslam coğrafyasının her yeri Kerbela oldu ama hala biz Kerbela'ya ağlarken her yanımızın Kerbela olduğunun farkında değiliz.
Müslümanların yaşadığı en büyük Kerbela şeyde yaşandı. Endülüs'te yaşandı. Endülüs'te yaşandı. 1492'lerde Endülüs'te yaşananın bir Kerbela olduğunun farkında değiliz. Bugün Müslüman coğrafyada oluk oluk kan akıyor. Her yer Kerbela. O yüzden işte diyorum ki Kerbelaları doğru okumak lazım. Caner Hoca, bu çok önemli. Tabii yani. Ki. Söz açıldığı için ben de bir an coşmuş gibi oldum ama bu ne, yok gerçekten hocam, çok yüreğimi, önemli konular. Ne yazık ki biz şu anda işte yakın dönemdeki savaşlarda bunu gördük. İşte Suriye'de birisi diğerine soruyordu. Sen Şiisin misin, Sünni misin diye Şiiyim dediğinde çekip vuruyordu. Aynı şeyi bir Şii bir Sünniye yapıyordu oralarda. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Yani Irak'ta da benzer olayları gördük. Burada kim doğrudur, kim haklıdır bence hiç yani tartışmaya gerek bile yok. Ama en azından şunu rahatlıkla söyleriz. Yani bir mezhep ayrılığı yüzünden Müslümanların birbirini öldürmesi ve bu mezhep ayrılıklarını gelip de işte dış güçlerin, hani bizim o kızdığımız dış güçlerin bu mezhep ayrılıklarını sonuçta bizim yaramızı, bizim birbirimizi tekfir etmemizi kullanıyorlar. Yani sonuçta evet, onlar bunu elbette ki kullanıyorlar. Bir devleti diğerine karşı araç sallaştırmak için o devlete karşı düşmanlıkta bir mezhepsel arasındaki bir yara varsa onu kaşıyarak onu ona saldırtmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta bizim yaramız, biz bu kendi yaramızı, mezhepçiliğimizi, karşı tarafı tekfir etmeyi, beraber namaz kılmamayı, camilerimizi ayırmayı düzeltmeye çalışıyor muyuz? Bunun için ne yapıyoruz? Kur'an'da Müslümanların bölünmesi kınanıyor. Biz bölünmemizi kutsallaştırmaya çalışıyoruz. Yani Şii Sünni'ye küfretmek üzerinden bir takva, bir böyle dini, dinsellik satmaya çalışıyor. Sünni aynısını yapıyor, Şii aynısını yapıyor. Yani karşı tarafa ne kadar çok küfrederse o kadar dindar, o kadar dinine bağlı olduğunu zannediyor. İslam alemi ne yazık ki işte bugünkü bu... Bu sebepten her hoca, şeyi iyi anlamak lazım. Hocam çok az vaktimiz var. Son bir iki cümle söyleyebilirseniz bu mezhepçi şeyden kurtulmamız dilekleriyle ilgili veya nasıl kurtulabilirizle ilgili bir iki cümle söyleyip bitirebilir miyiz hocam? Bak o zaman çok kısa şunu ifade edeyim. Bir insanın Müslüman olması için mezhebe meşrebe bağlı olması gerekmez. Bir. İki, hiçbir mezhep adı ne olursa olsun İslam'la özdeşleştirilemez. Çok çok önemli. Çünkü her mezhep adı ne olursa olsun beşeri oluşumdur. Dinin anlaşılma biçimleriyle ilgili yorumlardır. Onun için dedik, tevil varsa, yorum varsa tekfir olmaz. Üç, her mezhebin doğrularının yanında yanlışları da vardır. Evet. Ama her mezhebin, yani hiçbir mezhep eşleri İslam değildir. Hiçbir mezhebin bütün görüşleri doğrudur, İslam'a uygundur diye bir şey söylemek mümkün değildir. Bunu söylemek İslam'a aykırıdır. Hocam çok sağ olun. Hiçbir mezhebe Kur'an muamelesi yapmamak lazım. Kur'an'a güvendiğimiz gibi mezheplerin ortaya koyduğu görüşlere güvenemeyiz. Mezhepler insani yorumlar olduğu için hatalar içerir. Kur'an Allah'ın vahyi olduğu için hata içermez diyelim. Hasan Onat hocam, hocaların hocası hocamız geldi sağ olsun, bizi aydınlattı. Bu konunun Türkiye'deki bence en önemli uzmanı hocamız. Allah razı olsun. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.